Efendim herkese iyi akşamlar. En sıra dışına hoş geldiniz. Tam kadro karşınızdayız. Sait Sunu, Ahmet Kekeç, Yusuf Ziya Cömert ve Hasan Öztürk. Sizler de hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Ya arkadaş yoruldum ya. Neredesin? Yani doğru. Allah razı olsun. Ama kutsal topraklarda, kutsal topraklardaydık. Ben yokken katkı sağlayan herkese dua ettim orada. Eyvallah. Sana da ettim ya. Hey Allah razı olsun. Ama gelmen daha büyük anlamda istiyoruz öyleyim. Eyvallah. Selamınızı yani tüm dostların selamını götürdüm. Söyleyenin söylemeyenin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Körfez, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan ziyaretlerinden oluşan. Şöyle Suudi Arabistan, Katar, Suudi Arabistan yani. Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Suudi Arabistan. Evet yani. Böyle bir yoğun bir trafikti. Bu geziden az önce geldim ve apar topar. Hurma bile getirmemişsin ne diyeyim. Evet. Stüdyoya girdik. Şimdi biraz insan imreniyor. İmrendireceğim belki ama söyleyeyim. Ya, bu benim ikinci mutluluğum bu anlamda. Ama izleyenler, duyanlar da imreniyor. Yapacak bir şey yok. Dün gece Kabe'nin içine girdik. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte. Orada namaz kıldık. Ben çok kıskanç bir adam değilim ama bunu kıskanıyorum biliyorsun. Söylemiştim. Evet, bunu herkes söylüyor. Geçen sene de yine Sayın Cumhurbaşkanı'yla yapmıştık Umre'yi. Geçen sene de girmiştik Kabe'nin içine. Bu sene de girdik. Şöyle oluyor izleyicilerimiz. O Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüntülerini verin isterseniz biz konuşurken. Hani insanlar merak eder diye anlatayım isterseniz. Evet. Bu evet. Çıktıktan sonra Kabe'nin içinden. Çıktıktan sonraki. Yok o oradaki. Tavaf anı. Yok tavaf anı. Yani Kabe'nin içindeki. Evet. O namaz. Geçen sene fotoğraf vardı oradan. Görüntü vardı. Evet. Hatta sen de paylaşmıştın. Evet. Ama bu sene kapısından bir fotoğraf yansıdı. Evet, kapısından fotoğraf. Ve o paylaşmama şeyde, noktasında şey yaptık. Ve evet, evet bir de tavaf sırasında var. Çünkü insan heyecanlanıyor, içerinin görüntüsünü verme noktasında var ama yani o görüntüleri paylaşmayalım. Şimdi önce Medine'ye gittik. Önce Hazreti Peygamber'i ziyaret ettik. Önce Hazreti Peygamber'i ziyaret ettik. Ha, bu fotoğrafta bununla da konuşacağız evet. Değil mi? Dursun. Bu Medine burası. Evet. O fotoğraf dursun. Az önceki fotoğraf. Şimdi Medine-i Münevvere'de o namaza durulan yer cennet bahçelerinden cennet bir bahçe dediği bahçelerinden bir bahçe dediği Hazreti Peygamber'in yer. Yani eviyle mescidin minber arası. Arası. Evet. Orada işte açık yeşil bir yani o yeşil halı falan olan diye bilinen, tabir edilen yer. Orada namaz kılındı. Sayın Cumhurbaşkanı da oradaydı. O görüntüyü, o fotoğrafı verebiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi biz oradayken bunlar güzel görüntüler. Ya şu fotoğraf. Evet. Bu kalsın. Şimdi temel problem zannediyorum, tabii siz daha vakıfsınız meselelere. Burada neler oldu, neler bitti. Evet. Aslında evet. Size sormak lazım ama biz bir şu fotoğrafta Hulusi Akar'ın da orada olmasına yönelik bir alerji şeyleri gördük bir takım çevrelerden. Hulusi Akar'ı linç ettiler. Kim var orada? Bu fotoğrafta işte Sayın Cumhurbaşkanı Hulusi Akar, Hasan Doğan, evet. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan. Var. Bakanlar var. Görmüyoruz. Abdülhamit. Ondan sonra. Ya bu taraftaki şey değil mi? Gaziantep Netik. Aynı evet. Zamanda. Şimdi bu fotoğraf gelesekedir. Bu fotoğrafta niye rahatsızlık duydular ben anlamadım. Ben toparlayayım üzerinde konuşalım isterseniz. Burada namaz kılındıktan sonra Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret ettik diyebilseydim keşke. Oraya bizi almıyorlar işte. Buraya Sayın Cumhurbaşkanı iyi etmiştir. Girdi. Evet. Gerçekten evet yani
Ha, içeri girdiler. İçeri girdiler. Evet, evet. Ha, ya, evet. O bir şey var ya, evet, evet, evet. Allah Resulü Muhammed yazan. Evet. O altın, gümüş şeyler. Ya, şey evet, arkasındaki asıl sandukanın olduğu yer. Buranın arkası ara. Zaten. Tabii. Şurası. Sandukanın olduğu yer. Oraya Sayın Cumhurbaşkanı girdi. Orada yine dua etti. Namazını kıldı. Sonra oradan çıktı. Ashab-ı Sufa diye tabir edilen o da şu. Fakir ama ilimle uğraşan Hazreti Peygamber'in ashabı, işte Ashab-ı Suffa diye tabir ediliyor onlar. Onların oturduğu, ilimle meşgul olduğu bir alan var. Mescid. Hazreti Peygamber'in de işte evinden çıkmasını, işte mescide gelmesini falan bekliyorlar. İşte soruyorlar. Yani öyle bir şey. Orada biz oturduk. Orada bir küçük bir sohbet halkası oldu. Bir 15-20 dakika kadar. Sonra oradan kalktık ve Cidde'ye geldik. Bunlar ne zaman oluyor işte? Dün gece. Ben zamanları karıştırıyorum. Dün gece oldu. Evet. Dün gece oldu. Cidde ile Mekke arası yaklaşık bir 100 kilometre kadar sürüyor karayoluyla. Mekke'ye geçtik. Tabii Cidde'de ihrama giriyorsunuz. İhrama girip Mekke'ye geçtik. Doğru Kabe'ye yöneldik. İşte o Kabe'de önce bir iki rekat ihram namazı kıldık. Sonra Kabe'nin içine girdik. Yok, dışarıda. Evet. Sonra Kabe'nin içine girdik. Orada namaz kıldınız. Orada namaz kıldık. Kabe'nin içinde ne var? Evet. Geçen de sormuştuk. Yine hani geçen bir perde gelmişti gözümün önüne diye anlattın. Evet. Bu sefer ne? Bu sefer ne geçen gördüm? Gerçekten bir perde gelmişti gözümün önüne. Yani nasıldır bilmiyorum. Yani bakmadım, o içeride olabilmenin bir halet ruhiyesi başka bir şey yani. Girmişsiniz oraya falan. Bu sefer girmeden önce dedim ki böyle santim santim bakacağım biraz dedim. Evet. Namazı kıldıktan sonra işte o santim santim baktık. İşte ortada sütunlar var. Aslında evet şu oraya ait bir görüntü. İçi mi? İçi. Evet. Tabii bu bizim çektiğimiz değil, arkadaşlar bulmuş bunu. Tam da böyle bir şey. Işık var mı? Işık yok. Yani şöyle yok. Aşırı bir ışık yok. Hı hı. Hafif bir aydınlatma evet, var içeride. Kapısı da geldi. Evet, kapısı. Hafif bir aydınlatma var içeride. Benim çok merak ettiğim şey şu. Hazreti Peygamber döneminden kalma. Yani düşünsene bu sütunlardan birisi ne Hazreti Peygamber elini dokunmuş mu mesela? Mesela çok merak ediyorum. Yani 1400 yıllık, şimdi, 1500 yıllık bir şey. Yani Hazreti Peygamber'den öncesi de var çünkü. Doğru. Çünkü bu, yıkıldı, yapıldı. Yıkıldı, yapıldı. İşte sel geldi. Oldu. Tabii. Bir sürü sıkıntı oldu. Evet. Orada yine Peygamberimizin dokunduğu Hacer-ül Esved var. Evet. Başka bir şey Başka bir şey yok. Onlar sonradan. Şimdi öyle bir mevzu açtın ki, yani bu buradan başımızı duvarlara vururuz. İşte o yüzden hiç şey yani. Değil mi? Hiçbir orada şey Hazreti kalmadı. Peygamber'e kutsal topraklar diyorsun ya, kutsal toprak derken evet. Bakıyorsun bir şey. İşte o devasa binalar yükselmiş vesaire. Böyle insan üzülüyor. Orası başka bir konu. İstanbul'a benzemiş. Evet. Şimdi buradan sonra da tavaf. Tavaftan sonra da Merve ve Sefa tepeleri arasında say yapıldı. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte. Tabi bu eski bir görüntü mü? Evet. Canlı şu anda. Canlı şu anda. Tabii şu anda canlı. Şimdi İstanbul'da hava çok soğuktu. Biz gittik. Orada ısınırız. Yola çıkarken ısınırız diye düşündük. Bahreyn'e gittik. Yağmur yağdı. Olmayacak iş falan diyorlar. Hani acayip yağmur yağıyordu. Soğuktu. Montla gezdik Bahreyn'de. Montlarımızla gezdik. Dedik ki hiç olmazsa şeye gidelim Katar'a. Katar'da ısınalım. Katar'ı sel götürüyordu. Dedik ki bari Mekke Medine'de orası biraz daha sıcak olur. Güneş görürüz. Biraz kemiklerimiz ısınır. Orada da aynı şekilde yağmur vardı. Yani bir yağmur bir bereket topraklarda gezindi yani onu söyleyeyim. Kim nereye çekerse çeksin ama. Durum bu diyorsun. Evet durum bu yani. Söylenmesi gereken bu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı özellikle gece vaktini tercih etti.
ediyor. Her seferinde de aynısını. Daha önce sizlerle gitmişlerdi biliyorsunuz. Daha tenha ve daha rahat olsun. İnsanlar yani, rahatsız olmasın. Bravo. İnsan, çünkü yani mecburen ona bütün devlet başkanlarına yapıldığı gibi ya da yani gelenlere falan mecburen ona bir alan açılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı hızlıca diğerlerinin hakkına girmemek için vazifesini yapıp, çünkü güvenlik had safhada olmalı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nı orada bizim Türk hacılarımız gördüğü andan itibaren... Ki bu görüntüleri de onlar çekmiş. Evet, onlar çekti. Yasak bizlerin görüntü falan çekmesi. Yani yasak derken hoş karşılanmıyor, evet. İstenmiyor. Acayip bir izdiham olur. Çok ciddi bir sıkıntı olur. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı orada görmek, görebilmek, yanına gelmek, sarılmak, musafa yapmak isteyen işte binlerce Türk hacı var orada yani. Dolayısıyla o da bir sıkıntı olmasın diye. Sadece Türk değil ki, Malezyalısı da onu gelecek. Oraya söyleyecektim. Onu söyleyecektim. Mesela Medine-i Münevvere'nin o girişinde en ön tarafta başka şeyler, başka milletlerin işte umreye gelen insanları, Müslümanlar, onlar orada yığılmışlardı Erdoğan'ı görebilmek için. Dolayısıyla Erdoğan şu izdiham bu en hafif hali, düşünün. Yani önlemler alınmış, işte askerleri görüyorsunuz. Askerler bir halka oluşturuyor. Onlar da tavaf boyunca tavaf yapıyorlar yani. Bir çember oluşturuyorlar. Bu izdiham bize ayrılmış alan içinde yaşanıyor. Öyle bir ayrıcalık yapılmasa karışır orası yani. Çok ciddi anlamda karışır. Dolayısıyla böyle bir önlem alındı. Tabi bu sabah da işte sabah namazı, sonra işte öğle namazı Kabe'de, öğle namazından sonra da çıktık yola ve geldik. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Dönelim o fotoğrafa. Evet. İçerisinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da yer aldı. Tabi mesela Hakan Fidan da buradaydı, Berat Albayrak Enerji Bakanı buradaydı, işte birçok bir bürokrat buradaydı. Şunun altını çizeyim. Sayın Cumhurbaşkanı, heyetteki herkes Kabe'nin içine girebilsin diye uzun süre içeride kaldı. Giremeyenler oldu, bir daha girdi. Çünkü oradaki yetkililer şey yapmıyor. Yani tamam, bir an önce tahliye etmek istiyorlar. Etmek istediği için yine girdi, açık tutmak için. Yani Sayın Cumhurbaşkanı o konuda gerçekten Allah razı olsun. Hani mesela konvoyu hızlı hareket ettirmedi. Normalde kendisi yani Türkiye'de falan anında ulaşır. Hızlı hareket ettirmedi. Hem Mekke'de hem Medine'de. Çünkü arkadan bizler yetişiyoruz, bir sürü bir kalabalık heyet. Gerek Medine'de, gerek Mekke'de herkesin bu ibadetini yerine getirebilmesi için azami hassasiyet gösterdi. Yani. Böyle bir şey var. Ha, bu fotoğrafa burada biraz takmışlar. Tabii milletin esas çoğunluğu sahip şuna, hadi şöyle atayım, senden başlayalım, ben susayım, çok gevezelik yaptım. Bu fotoğraftan yani bu fotoğrafa bakıp ağlayan yüz binlerden bahsedebiliriz yani. Ne ki yani orada tırnak içerisinde 3 tane adam var, bunlar da gitmişler herkes gibi, hepimiz gibi, bu toplum gibi, Müslümanlar gibi işte umre vazifesini yerine getiriyorlar. Aslında bir şey değil. Ama işte bu toplumda bir genelkurmay başkanının, bir cumhurbaşkanının özellikle de birlikte işte umreye gitmesi, hacca gitmesi, namaz kılması falan, bu ülkede bir kısım, küçük de olsa bir kısım çevrede bir alerjiye sebep oluyor diyeyim, topu atayım sana. Herhalde ilk Türkiye'deki tarihinde Cevdet Sunay, yani cumhurbaşkanlığı, yanılıyorsam düzelt, döneminde böyle bir tartışma yapılmıştı. Özal dönemde de olmuştu. Cumhurbaşkanlığı. Kenan Evren de gitmişti. Kenan Evren konusunda tartışma. O kadar layık adam nasıl gider diye o dönemde de bir tartışma olmuştu. Ve hatta
Kenan Evren döneminde ve daha sonraki dönemde ismini vermeyelim. Yine bir bakan gitmişti bu başörtüsü konusunda şiddet bir şekilde karşı çıkanlardan birisiydi. Ya buraya da geldiler demişti başörtülüler. Hayır, bir de Erdoğan'ın galiba değil mi sayın başbakanken gittiğinde çadırında ilahi okundu diye kıyamet kopmuştu. Evet. Niye? Şimdi, rock müzik mi dinleyecek? O dönemde Cumhurbaşkanımız oralara gittiğinde yeni başbakanlığı döneminde kazayla giderse umre vazifesini falan gizli yapıyordu. Hiç bahsi de edilmedi yani bunlardan. Şimdi de aslında gizli yapıyor. Bu görüntüler, o ayrı ama bu görüntüler şeyin şu anda bahsini servis ettiği görüntüler değil yani. Bir sakınca kalmadı yani. Yani şöyle, Cumhurbaşkanı bunu gizli yapması, şimdi gizli yapması birilerinden çekindiğinden dolayı değil, kendi tercihi. Yani Allah'la kul arasında kalsın diye kendi tercihi. Ama o dönemde böyle bir fotoğraf medya servis edildiğinde linç edileceği kuvvetle muhtemel değil, garantiydi. Hele hele Genelkurmay Başkanı'nın olması daha da büyük bir şekilde. Yalnız şöyle var. Ağlama duvarı önünde Genelkurmay Başkanı fotoğraflarını hatırlıyoruz. Tabii. Biz o kadar fırtına kopartılmamıştı o dönemde. Yani yine de şunu söyleyelim, toplumun kahir ekseriyeti yani %90'ını aşkın kesimi bu fotoğrafla oturur ağlar yani. Evet yani. Öyle diyelim. Yani en azından göğsünü kıpartmıştır yani. Olması gereken bir fotoğraf. Bir şey olmuyor ki, kimsenin endişe duyması gerekmiyor Ahmet Kekeç. Yani bir şey olmuyor. Şeyi hatırlayalım yani. Ama mesela Mustafa Kemal Paşa'nın da çok çok sitayişle bahsettiği Fahrettin Paşa'yı hatırlayalım ki Fahri Rıfkı'nın da o zamanki övgülerini hatırlayalım. Büyük bir kahraman olarak. Son anına kadar Ravza-i Mutahara'yı, Hazreti Peygamber'i korumak için orada nasıl direndiğini hatırlayalım. Yani Türkiye'nin yakın geçmişindeki tarihe ne de uygun bir fotoğraftır bu zaten. Yani Türkiye'nin geleneklerine, tarihi akışına, tarihi bilincine, sorumluluklarına uygun olan fotoğraf bu. Asıl tuhaf bulunabilecek olan ağlama duvarın önündeki o fotoğraftı yani. Ki bence o bile tuhaf değil yani. Evet. Turist olarak gitmiş adam yani. Tabii. Yani eğer turist bulunacaksa yani tuhaf. Olabilir tabii ki. Yoksa ağlama duvarı önünde turist olarak gitti deyip işi kapatmak isteyenler buna da turist desin. Ne kapatsın, ne bir şey yok yani. Öyle ya demek. Buradaki şey bir yani ben bir iki sosyal medyadan şunun için söylemek istiyorum. Turistik yani, bir ziyaret de değil buradaki Hulusi Akar Paşa. Ben şunun için yok, o tuhaf, bence de tuhaf olan o. Katılıyorum ben sana. Söylüyorum bunu. Yani şimdi biliyorsunuz orada inançlı olmayan insanların bu kutsal toprakları gitmesi yasak ama bir onun için orayı örnek veremeyiz ama bir Genelkurmay Başkanı, İsrail'in Genelkurmay Başkanı şu bizim Eyüp Sultan'da bile fotoğrafı çekilirse skandaldır. Bu doğaldır. Ya yani bu tartışılır. Tabii. Ama diğeri normaldir yani ağlama duvarı önünde bir İsrail Genelkurmay Başkanı'nın olması doğaldır. Onu söylemek istiyorum. Tabii. Yani olması gereken bu. Yani şeye benziyor. Diyelim ki İsrail Genelkurmay Başkanı ağlama duvarı önünde ve İsrail basınında işte şaşırtıcı diye haberler çıkıyor. Bir saniye çok önemli bir şey söyleyeceğim. Mesela çok önemli. Hasan Öztürk de bilir bu mevzuyu. Şimdi buraya ne olur dikkat edin. Yani, tarihi bir şey söyleyeceğim anlaşılsın diye. Tarihi bir şey. Yani insan kendi söylediğine tarih eder mi? Bu fotoğraflar bize gelmişti. Hasan Öztürk de bilir. Evet. Yani ağlama duvarı fotoğrafı. Ağlama duvarı fotoğrafı. Tabii canım. Biz kaldırıp bir köşeye koyduk. Bunu bir köşeye koyarken de bunun bir operasyon olduğunu anlattık. Fethullahçılar dolaşma sürdü bu. Evet. Yani. Fethullahçılar dolaşma tabii sürdü. Öyleydi ya, biliyoruz. Bunun bir operasyon oldu. Altında bir sürü zavazyunga yattığını anladık. Ve isteyen kayıtları açsın, geriye doğru baksın. Bak bugün konuşabiliriz bunu, hiçbir problem yok. Evet. Hesabında sorarız. Yani bu ya benim çekmecem attı işte, haber merkezinde çekmece attı. Orada duruyor. Biz bunu servis edilen, herkese gönderilen, mail box'ına düşen, kimine işte zarfla gelen. Zarfla geldi, zarfla. Kart halinde. Tabii evet. Zarfla geldi. Kartla geldi. Evet. Operasyon oldu belli yani. Operasyon oldu ve biz bunun üzerine tepinmedik. Korktuğumuzdan falan filan değil. Biz biliyorduk bu işte o günün ifadesi de cemaatin parmağının olduğunu. Tamam, rezillik diye baktık. O gün konuşmadığımız bir şeyi bugün konuşabiliriz, bak açık açık söyleyeyim. Bugün çıkıp bu beyefendiye şunu sormalıyız.
bu fotoğrafın bize perde arkasını bir anlat diyebiliriz yani. İnancıysa da bir şey demiyoruz. Bak böyle bir şey var falan ya. Yani. İnancıdır. Anlattı, onu anlattı. Şeyde, turistik bir ziyaret gibi söylemiş. Yani bu tutuklandıktan sonra gene bu fotoğraf üzerinden epey bir tezvirat yaptılar. Buna ilişkin şeyler yaptı. Açıklamalar yaptı. Şöyle dedi. Oraya gidenler ister resmi ister sade vatandaş o ağlama duvarı önünde resim çektirebiliyorlar ya da işte hayır, neyse o çektiriyor, biz de gittik, ben de gittim. O hareketi yapıyorlar. Hasan bu şekilde fotoğraf. Ben çektim var. Fotoğraflarında. Evet, beraber ya biz beraber gittik yani. Orada şunu sıkıntı söylüyorum. Yok. Bak ben gittim. Hatta şöyle bir şey yaşadım. Gidemiyorum ama. He. Sen şey için çekmişsindir. Fethullahçılar madem çekecek biz çekelim bir yarın. Mahir Kaynan söylediği gibi. Sen, güzel. Mesele şu. Ben oraya gittim ama ağlama duvarının önünde faks cihazını görmek için gittim. Faks cihazını. Tanrı'ya şikayet faksı gönderiyorlarmış, tamam mı? İstek bilmem ne falan. Faks cihazını falan görmek gittim. Böyle bir poz, böyle bir şey. Ben bakmaya gittik yani biz öyle. Turistik bir bakıştı ya o. Ne oluyor lan burada falan. Adam ne söylüyorsa. Yani. Aynen öyle oldu. Diker başbuğu ne söylüyorsa. İşte bu yüzden gittim. Tamam da ne yapalım yani onu şeye kurcalayacak halimiz yok. Kurcalamak için söylemiyorum. Sadece yani oraya gidebilirsin. Mesela Türkiye'ye geliyor adam, Anıtkabir'e götürüyorsun. Atıyorum Alman Cumhurbaşkanı geliyor, götürüyorsun. Alman Cumhurbaşkanı'nın Atatürk'le ne alakası var? Yok ama bu bir şey, resmi prosedür, protokol şeyi şunu, bilmem ne. Şunu söylüyorum. Yani işte diyelim ben Genelkurmay Başkanı olsam, o ağlama duvarı önüne gidip resim çektirmem. Yani, bu kadar söyleyebilirim kendimle ilgili. Yani onun eylemini yargıladığım için ya da yadırgadığım için değil. Böyle bir açıklama yaptı. Ne yapalım? Yaptıysa yaptı. Ya şunu söylemek istiyorum. Bu Genelkurmay Başkanı'nın o fotoğrafta görülmesi şu türden tepkilerle karşılandı işte. Şaşırtıcı. Sosyal medyada böyle şeyler yazıldı. Bir arkadaşla konuşuyoruz. Dedi ki ya şaşırtıcı değil mi bu? Yok dedi. Niye şaşırtıcı? Eğer İstavros çıkarsa bir Genelkurmay Başkanı ben şaşırırım buna. Yani başka bir dine mi mensup? Şaşırırım ve şöyle derim. Demek ki bir Hristiyan bir Genelkurmay Başkanımız var. Yani bu adam Müslüman. Ya kimliğinde öyle yazıyor. Burası bir Müslümanların çoğunlukla yaşadığı bir ülke. Müslüman bir ülke. Müslüman bir ülke. Müslümanların yaptığı temel bazı şeyler var. İşte namaz kılıyor bu Müslümanlar. İşte hacca gidiyorlar. Bunları yapıyorlar yani niye şaşırıyoruz biz buna? Adam böyle şaşırtıcı diye şeyler atıyor. Laik devletin laik. Ya Allah, bunun laiklikle falan ilgisi yok ki. Yani bir şeyi empoze etmiyor adam. Ya da diyelim ki işte bir görüşe karşı baskı olarak bunu kullanmıyor. Yani laiklikle ilgisi yok bu fotoğrafın. Müslüman adam oraya gitmiş. Ne var bunda? Yani asıl şaşırtıcı olan ona gösterilen tepki. Bu hakikaten şaşırtıcı ve yıllardır bize çok doğal bir şeymiş gibi geliyor o tepkiler ve buna karşı savunma pozisyonuna geçiyoruz. Şimdi buradan başladık ya, öyle bir yere bağlayacağız ki az sonra hani devam edelim. Evet, bağlayalım. Bağlarız. Bağlayacağız. Yani dolayısıyla çok normal bir şey. Yani eğer İstavros çıkarsaydı dediğim gibi ben valla şaşırırdım. Onun dışında çok çok doğal. Şimdi senin anlattıklarının çoğu bana bilhassa rahmetli Hasan Karakaya'yı hatırlattı. Hasan abi geçen tam 13 ay oldu. Yani doğru, evet, doğru. Yani gene öyle bir Allah şeyde geçen böyle bir ibadetten sonra hatta aklıma geldi şu o namaz kıldığınız yer Hasan abinin namaz kıldığı yer mi, diyecektim geldi. Sana. O oturduğumuz yani Sayın Cumhurbaşkanı andı. Orada andı tabii. Hasan Karakaya. Bir şeyi daha hatırlattı. Birdenbire yani o bazen. Bu da önemli ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu vefakar yanı her zaman her yerde tabii ki. Evet. Devam etmesi. Çok ilginç bir şey bu yani. Orada sohbet esnasında hatırlattı. Hayır bana Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli konumda olan birisi söylemişti. Herkes biliyor. Demiştik ya işte bu Erdoğan'ın ekibine göstermiş olduğu vefa bizim burada hiçbir zaman olmadı diye.
Yani o var, hep sahip çıkması. Keşke ekibi de aynı şekilde Erdoğan'a karşı vefalı olsa yani. Doğru. Evet. Şimdi bütün dostlarını, arkadaşlarını, gazetecileri hepsine öyle yapmış yani. Doğru. Sürekli. Bir de babam hacca giderken rahmetli dedem, dedem hacca gitmeden göçtü ahirete. Dedem bir seccadenin üstüne oturdu ve uzun zaman ağlamıştı. Sen oraya girdik, buradan çıktık falan filan diye anlatırken o hatırıma geldi. Hüzünlendim yani. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın, devlet ricalinin o fotoğrafı bir taraftan yani çok güzel bir fotoğraf. Şöyle, bunlar işte siyasete yön veren, bulundukları toplulukların reisi olan Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin reisi. Kendilerince yeryüzünde hüküm sahibi olan insanlar sonuçta. Ve asıl hüküm sahibinin önünde elleri de bağlamışlar, duruyorlar. Buna bir de böyle bakmak lazım. Yani bu anlamda kıymetli bir şey bu. Yani asıl hüküm sahibinin önünde secde ediyorlar. Huzurunda secde ediyorlar. Bu anlamda bizim insanımızın hoşlanacağı, memnun olacağı bir devlet görüntüsü. Şeye gelince, şimdi bu Hasan hafif çıtlattı, laiklikle alakası var bunun. Laikliği dinlere eşit mesafe olarak yorumlayanlar var. Fakat insanların bir kısmı laikliğin dinle hiçbir irtibatı olmamak anlamına geleceğini, mesela laik bir insanın Bismillah bile diyemeyeceğini düşünüyor bir takım insanlar. Onların şuur altındaki şeyin, duygularının, fikirlerinin zuhur etmiş, açığa çıkmış şekli bu benim anladığım kadarıyla. Aslında ona göre laiklik Müslüman olmamaktır. Herhalde böyle bir duygu var. Orada açığa çıkan böyle bir şey. Sonsuz demokrasi söyleminin içine laiklikle ama sen inanma diyor. Genelkurmay Başkanı insan sen inanma diyor. Yani her şeye özgürlük istiyor. Hendek kalsın bu arkadaşlarımız diyor. Terörü savunsun bu arkadaşlarımız. Terör bildirisinin altında imza atsın diyor. Devlete katil desin diyor. Bırakın özgür olsun herkes falan filan diyor. Namaz kılma falan diyor. Öyle bir özgürlük olmaz falan. Evet, yani bu aslında bir taraftan baktığımızda Türkiye'nin çok alışık olmadığı bir görüntü. Onu da kabul etmek lazım. Devlet ricalinin bu şekilde kıyam halinde, rükû halinde falan görünmesi, tavaf halinde görünmesi çok alışılmış bir görüntü değil. Ama hani normalleşme diyoruz ya, böyle bir normalleşme sürecini de idrak ediyoruz böylece. Yani bunlar yeni Türkiye dediğimiz şeyin bir yansıması da bu. Hani Özal gittiği zaman gürültü çıktı, Kenan Evren gittiği zaman gürültü çıktı, rahmetli Erbakan gittiği zaman falan filan. Şimdi artık böyle şeyler gürültü çıkarmayacak. Bir kişi, iki kişi mızırdanacak. Onun dışında çok fazla sorun çıkmayacak. Yani. Bir yine art niyetli birisi bir mesaj atmış. Diyor ki, sevabı kendi hanesine yazılan bu ibadetin masraflarını kim karşıladı? Güzel. Ya yanımda olsa, eğer bu soruyu samimi soruyorsa bir şey demiyorum ama öbür türlü olsa yani yuh diyeyim. Birincisi, bu ziyaretlerin hepsinde. Onu söyle ya. Bu ziyaretlerin hepsinde. Yani ama sadece Kabe'ye veya Suudi Arabistan'a yapılan ziyaretin değil. Hepsinde, bütün ziyaretlerde. Ben oraya eğer Ülke TV adına gidiyorsam parasını Hasan Öztürk'ten alıyorum. Evet. Güneş Gazetesi genel yönetmen olarak giriyorsam Ethem Sancak'tan alıyorum.
Tamam. Yani kurumlardan alıyorum. Evet. Ve herkes öyle yapıyor. Herkes öyle yapıyor. Yıllardır öyle. Hürriyeti de, milliyeti de, sabahı da, şu suda, bu suda falan geniş yapar. Hepsi böyledir. Bu bir. İkincisi, buradaki bu arkadaşlar buraya umre vazifesini yapmak için değil, Stratejik ortaklık anlaşması, Katar'la bir çuval anlaşma, Suudi Arabistan'la Bahreyn'i bir çuval anlaşma, askeri, ticari, efendime söyleyeyim, şu bir tür konularda anlaşma yapmak için gelmiş insanlar. Dolayısıyla yani yapmayın arkadaşım ya, vallahi yapmayın. Ya akşam saatinde kimi gider kafede oturur, kimi gider orada umre yapar. Tabii, tabii. Aynen, bir şey bu. Öyle ya, gittiğimiz zaman tabii. Bazı arkadaşlarımız, kimi, değil mi yani ekipteki tabii. Bazı arkadaşlar, akşam der ki hep beraber şurada oturalım. Evet. Bir kısmı der ki hayır kardeşim ben de başka bir yere gidiyorum. Öbürü der ki ben odama çekiliyorum. Aynen öyle. Kaldı ki bu benim şahsi görüşüm. Genelkurmay Başkanı işte bu ziyarette gidip orada umre de yapıyorsa kardeşim bu büyük bir devlet. Genelkurmay Başkanı'nın efendimesi oradaki bürokratının umreye giden bürokratının masrafını da sormazsın ya. Böyle saçma sapan bir şey olmaz. Yani bunlar şimdi bunu soranlar geçmişte Amerika'da bilmem nerede Avrupa'da şuraya gitti buraya bunların hiçbirini sordun mu? Ya nedir yani bak aynı alerji. Aynı alerji. Kadri Gürsel batıyor. Diye bir cumhuriyet yazarı var. Şu an tutuklu olması lazım. Hatırlıyor musunuz? Bir bayram sabahı Cumhurbaşkanımıza bayramımız mübarek olsun dediği zaman bir muhabir o da bir küçük bir haçlık vermişti. Bunu diline dolamıştı günlerce hatırlıyor musunuz? İşte o hikaye biraz ona benziyor. Evet. Tamam mı? Oysa hani hanut gezilere gidersin 10 bin dolarlık geziye gider. Biliyorum. Aynen. Gider. 100 bin dolarlık gezilere gider. Onunla ilgili hiçbir şey söylemez ama o bir geleneği devam ettiren o fotoğrafa bir şey daha söyleyeyim. Söyler. Burada. Ama ben konuşayım artık. Tamam. Şunu da bilmesi lazım. Sana Katar, öyle pas atacağım. Katar gibi, evet. Katar gibi, Bahreyn gibi, Suudi Arabistan gibi ülkelerin şöyle bir geleneği vardır. Gelen misafirlerini ağırlarlar. Konaklama masrafı verdirmezler yani. Evet. Bu bizim için de herkes için geçerli. Buralarda da öyle olmuştur. Evet. Evet. Bahreyn'de. Çünkü öyle bir kültürleri, gelenekleri var. Kim gelirse gelsin. Kral misafir kabul eder. Ve işte misafirhaneyi açar orada kalırsın. Falan. Yani. Böyle de şimdi ben var. Konuşayım. Bakın sizi daha çok tahrik etmiş hocam. Kasım ayında sen yine gitmiştin herhalde. Özbekistan ziyaretine gitmiş miydin? Özbekistan ziyaretinde bakın böyle bir fotoğraf vardı. Hatırlıyor evet. musunuz? Evet. Cumhurbaşkanımız Hakan Fidan, MİT Müsteşarı ve yanında yine Genelkurmay Başkanı. Peki burası neresi? Registan Meydanı diyorlar değil mi? O evet. Semerkant'ta. Evet. İşte Ulu Bey'in türbesi bir tarafta. İmam Maturidi'nin türbesi bir tarafta. Timur'un işte kurduğu bir şehir burası. Ve şimdi bu... Bunun bizde olanı da var. Az sonra belki bir bulursa gösterelim. Şimdi bu fotoğraf üzerinden okuma yaptığımız zaman Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin köklerinin ta nerelere kadar uzandığını gösteren bir fotoğraftır. Ve bundan şeref duymak gerekir. Bakın, bundan şeref duymak gerekir. Yani işte Semerkant'a gidiyorsunuz siz. O muhteşem şehirde ve inanç esasları açısından yani kuzey... yani Maturidi'yi kastediyorum. İmam Maturidi'nin türbesinin de olduğu alanda... Ya Arap zannediyor. Bu manyak onu Arap zannediyor falan. Yani. Alanda devletin başı, devletin silahlı kuvvetlerinin başı ve yine devletin istihbarat teşkilatının başı, yani iki büyük bürokrat ama seçilmiş cumhurbaşkanının yanında bu fotoğrafı veriyor ve kaç yıllık yani kaç bin yıllık devamlılığa işaret eden bir fotoğraf veriyor. Dönelim öbür fotoğrafa. Bu fotoğraftan sonra şimdi bir şey daha yapıyor. Bakın o aslında Salih Tuna Fahri Rıfkı'yı filan da bahsederek yani Zeytin Dağı'nda filan da epeyce bir oralara anlatılır. Hazreti Peygamber'in mescidinde kıbleye dönmüş Cumhurbaşkanı yanında Tüsralı Kuvvetler'in yine başındaki Genelkurmay Başkanı'nın fotoğrafı. Şimdi bu iftihar edilecek bir durum. Yani Yusuf abi biraz da itikadi, uhrevi anlamda hani diyor ki devletin başı asıl mülk sahibinin önünde, değil mi? Huzurunda
rükuda, secdede, kıyamda. Şimdi gelenek, devletin geleneği böyle bir şey. Ama siz devleti Timur'dan, Maturidi'den, Semerkant'tan başlatmazsanız, işte Selçuklu'dan öncesine de gitmezseniz, 1920'lerden, 23'lerden başlatırsanız, o zaman işte o pozitivist kafa size din, tanrı, işte efendim inanç falan filan meselesinin ya işte arkaik bir şey olduğunu, demode bir şey olduğunu size vaaz eder ve bu fotoğrafın da işte gerici, yobaz, işte laiklik karşıtı bir fotoğraf olarak göstermeye çalışır. Yok, bu fotoğrafı kardeşim, Recep, Hulusi diye değerlendirmiyoruz. Herhalde. Bunu keşke mümkün olsa siyah suliyet yapsaydık bunları. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı falan diye. Cumhurbaşkanı'nın özel kalemi. Özel kalemi, neyse. Şimdi bu bunu gösterir. Tıpkı o Registan Meydanı'nda, Semerkant'ta verilen fotoğraf bize binlerce yıllı, yani biz Kara Kuvvetler'in 2000 küsürüncü yılını kutluyoruz yani. Düşünebiliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti kurulalı şurada 100 yıl olmadı. Ama biz 2000 küsür yıllık Kara Kuvvetleri, yani Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl Kara Kuvvetleri'nin işte şucunun yılını kutluyor. Bu sene kutlanan 2000 küsürüncü yılını kutluyor. Allah Allah, nasıl oluyor bu? Ha, bak, burada işte bak. Burada siz varsınız. Ben de oradayım. Bu fotoğraf. KC'yi bir alın. Evet, fotoğraf. Şimdi buralar Türk İslam geleneği açısından çok önemli mekanlar, makamlar. Merkezler. Şimdi orada bu fotoğrafı vermek o geçmişe atıf yapmaktır ve devamlılığa gösterir. Hazreti Peygamber'in huzurunda Mekke'ye, Kabe'ye dönüp namaz kılmak da yine bir geleneğin bir devamlılığını gösterir. Bu kadar söyleyeceğim. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen söyledin ama ben derinleştireyim. Çok hatırlattın bana. Ya demiştim sana pas atacağım. Evet. Molaya gitmeden önce iki cümle bir şey söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la telefon görüşmesi yaptıktan sonra apar topar CIA direktörü, başkanı Türkiye'ye geldi. 36 saat geçmiş. Bunun detaylarını uçakta konuştuk. Cumartesi günü işte Güneş Gazetesi'nde şey yapabilirler, okuyabilirler izleyicilerimiz. Şimdi diyor ki Trump Sayın Cumhurbaşkanı'na telefonda bir takım, yani ambargolu olduğu için uçaktaki yaptığımız röportaj, haksızlık olmasın diye detay vermeden bir şey söyleyeyim. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, Trump'la şu meseleleri konuştuk. Bunun üzerine Trump dedi ki sana hemen vekilimi gönderiyorum. CIA direktörünü gönderiyorum. Onunla dedi ve gönderdi. Bu kadarını yapmıştık. Ben manşette yapmıştım apar topar geldi diye. Şimdi eğer sizin istihbarat başkanınız orada, şurada, burada falan filan yoksa, yani siz istihbarat olarak bir yerlerde yoksanız, yani istihbaratın öneminden bahsediyorum. Yoktu, öyle bir kanadı yoktu bu devlet. Yani istihbarat kanadı yoktu, tek kanatlı bir uçak. Tek kanatlı bir, böyle uçmaz. Yani bu uçak böyle uçmaz. Devletin iki kanadının olması lazım. Bir istihbarat, yani bir... Olmadığı gibi hükümetler kendileri de istihbarata karşı da korumak zorunda. Korumak zorunda kalıyorlardı falan. Öyle bir sorun vardı. Tabii öyle bir şeydi. Dolayısıyla yani bu faaliyetlerin her biri bir büyük devlet görüntüsüdür. Yani nasıl CIA başkanını gönderiyorum diyor. Biz de MİT başkanımızı gönderiyoruz. Yani bu böyle bir şey yani. Artık yani dünya böyle bir şey. Şimdi buradan nereye geleceğiz biliyor musunuz? Molanın ardından. Şimdi bu fotoğrafa alerji duyuyorlar, kıyameti kopardılar. Bu fotoğrafa kıyameti kopardılar. Ben başka fotoğraflar mı göstereceğiz? Körfez işte bu gezideyken Türkiye'de bir minibüste bir başörtülü kız öğrenciye bir manyak saldırdı. Manyak diyorum, hakaret için demiyorum. Yine sen buraya ulaşmaya çalışırken gün içerisinde iki tane daha olay var. Antalya'da ve Deniz'de. Ben manyak diyorum, bilerek manyak diyorum, hakaret için demiyorum. Manyak diyerek o saldıranı
kurtarmaya çalışıyorum aslında. Tamam yani manyak bunu tımarhaneye atın, hapishaneye falan değil diyorum yani. Çünkü manyak, manyak ya, yani gidip başını çekiyor bilmem ne affet. Ben gazetemde ve bu programda hep birlikte minibüste bir mini etek giyen otobüsteki kadına saldıran o aşağılık adama ne hayvanını bıraktık tabii, demişim. Aynen, aynen. Birinci sayfadan verdik. Burada konuştuk. Gazete, burada konuştuk. Uzun. Üzerinde tepindik. Sana ne kardeşim dedik. Ha, sana ne kardeşim dedik. Gelme acizayı çaptırırsın dedik. Tabii. Aynen öyle. Bunları söyledik. Bunları söylemiş olmanın rahatlığı içerisinde az sonra Hürriyet'e hesap soracağım. Peki. Az sonra molanın ardından. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kaldığımız yer şurası. Adı Almula Kursar. Almula. Yani Almira duydum da Almula duymadım. Gerçek adı mı? Duymadım. Gerçek adı herhalde. Almula Kursar. Diyor ki bir, evet, açıkçası ben tesettürleri 2000'lerin başından beri dövüyorum. Ondan önce küfrederdim. Çok defa lince uğradım. Bana katılıp kalabalık tesettürlü grubunu dövdüğümüz siyasi kızlarla da karşılaştığım oldu. Siz de dövün, zorla başlarını açmaya çalışın. Sorarlarsa AKP Kemalist artık dersiniz. AKP Kemalist artık dersiniz. Çift taraflı çalışıyor hanımefendi. Deli bu ya. Normal deli. Bir insan mı bu? Hayır, zaten deli, onun bir fotoğrafı niye falan bu var? Bu deli. Ama bu tiplerden var. Niye var? Çok var. Bakın reklama gitmeden önce söyledim. Bugün Antalya'da ve yine Denizli'de buna benzer olaylar yaşandı. Bunu sen biliyorsun. Bir tuhaf bir şey oldu son birkaç gündür. Yani başörtülüler üzerinden bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bir tahrik de var. Ağır tahrik de söz konusu. Şimdi biz bunu geçen sene benim öz yeğenimde de yaşadık Ankara'da. Hı hı. Hem de çocuğuyla beraber sokaktan geçerken bir kadın benim öz yeğenimi çok ağır bir şekilde tartaklayıp darp etti. Ve sonrasında şöyle mahalleli şöyle diyor. Ya bu delidir ya, aman filan. İyi de ya, o deliyi o zaman tımarhaneye tıkmak lazım, öyle değil mi? Yani orada oturması gerekmiyor. Doğru, tabii. Tıkmak lazım. Bu tür şeyler oluyor. Yani. Şimdi yurt dışından bu hadiseler olunca Türkiye'ye baktığınız zaman nedendir bilmiyorum ama siz de yaşayabilirsiniz. Hani belki sıyrılıp o içinde değilsiniz. Uzaktan başka şeyler görüyorsunuz. Şimdi gördüğüm bir şey söyleyeceğim. Hürriyet'te bu haber yer almadı. Uzun süre. Bu rezaleti görmediler. Ne Hürriyet komutanı ne bir şey. Gördüler. Nasıl gördüler? Sonradan gördüler. Onu da göstereceğim. Birazdan göstereceğim bunu. Şimdi ikide bir şu haberler yapılıyor. Bakın. Aydın Doğan medyası. Doğan medyası. Biraz rigid bulabilirsiniz söylediğim ama açınca hak vereceksiniz. Buna inanıyorum. Mesela Erdoğan'la ya da hükümetle ne zaman kavgaya tutuşsa, özellikle son dönemde, bunu 28 Şubat'ta da yaklaşıyoruz yapmıştı, İslam'ı hedef alan yayınlar yapıyor. Bizzat İslam dinini ve Müslümanları hedef alan. Bir algı operasyonuyla yapıyor ama bunu. Öylesine ustaca, profesyonelce yapıyor ki, diyelim ki bir yurtta bir öğretmen birini dövmüş. Bunu köpürtüyor, köpürtüyor, köpürtüyor. Yahut bir taciz meselesi. Bu bugün de vardı Türkiye'de. Dün de vardı. Dünyanın her yerinde var. Her ideoloji, her din, her mezhep. Yani bu var. Yani sapıklığın ya da sapkınlığın, sapığın dini, yani nasıl terörün dini, dili, ideolojisi, şusu busu mezhebi olmazsa, aynı şekilde bu da böyle. Ama bu tür haberleri ısrarla büyütüyor ve köpürtüyor. Israrla. Şimdi daha önce bir olay yaşamıştık. Bir mini etekli hanımefendiye minibüste bir hayvan saldırmıştı. Genç hemşire şort giydi diye otobüste saldırıya uğradı. Şimdi bu haberde ben bir sıkıntı görmüyorum. Göreniniz var mı? Yok. Doğru bir haber. Hürriyet yapmış.
şortlu hemşireye saldırı olunca genç hemşire şort giydi diye otobüste saldırıya uğradı. Bu haber doğru bir başlık. Yani bir sıkıntı görmüyorum bunda. Ve biz de o saldırıyı gerçekleştirene... Ama bu haberden tam 1 milyon tane yaptılar. Evet. Aynı haberden. Tabii. 1 milyon tane yaptılar. 500 tane köşe yazısı yazdırdılar. Yazdırdılar falan. 5000 tane televizyon programı yaptılar. Bu haberle ilgili. Şimdi kıyafeti nedeniyle bir toplu taşıma aracında saldırıya uğrayan mini etekli bir kadın saldırıya uğradı diye haber yaptığında, bir önceki fotoğraf, haber yaptığında Hürriyet saldırıya uğradığında böyle haber yapıyor. Genç hemşire şort giydi diye otobüse saldırıya uğradı. Kaldır bunu. Şimdi başörtülü bir kadın kızcağız minibüste bir saldırıya uğruyor. Başörtüsü de çekiliyor, tekmeleniyor falan filan. Onu da şöyle yapıyor. Minibüste türban çekme tutuklaması. Yani tutuklanan lehinde empati yapıyor. Evet. Empati yapıyor. Tabii. Bu ne alçak bir haber dili yani, çok ilginç. Minibüste... Bu nerede çıkmış bu haber? Hürriyet. Hürriyet'te. Allah Allah. Bunu ne zaman yapıyor? Bu zamanlaması da önemli. Kemal Kılıçdaroğlu o kızcağıza... Tabii. Uzun süre görmüyor. Ziyaretten sonra. He. Yani o tarihe kadar bunu görmediler zaten. Bunu şimdi saldıran CHP'li bu şekilde görecekse hiç görmese daha iyi zaten. Tabii bu ya o görmedi demesinler diye de bu şekilde gördüler. Evet. Şimdi bunu, madem Kemal meselesini şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. O yanını atlamamak lazım. Bir şey söyleyeyim ondan sonra. Madem Kemal Kılıçdaroğlu meselesini açtım, bir cümle yapayım. Bunu topluca değerlendirelim. Referandum ayın kaçında yapılacak? 16 Nisan'da. 16 Nisan'da referandum yapılacak. Kemal Bey hayır oyu vereceğini söyledi ama evet icraatları yapıyor. Nasıl yani? Şöyle. Şimdi CHP'de biz biliyoruz ki Gezi olaylarından biliyoruz, sonrasında biliyoruz, 28 Şubat'ta biliyoruz, başörtüsü alerjisini biliyoruz falan falan bir sürü şey. Ama başkanlık geldiği için Kemal Kılıçdaroğlu yeni duruma ilişkin biz politika uygulamaya başladı bile. Çok iyi. 16 Nisan sonrasına. Tabii. 16 Nisan, 17 Nisan'ı satın almaya başladı. Bu güzel bir şey. Yani gitti başörtülü kızı, saldırıya uğrayan bu kızı evinde ziyaret etti. Geçmiş evet. olsun dedi falan filan. Ama şunu da yapsaydı keşke. Samimiyetini ortaya koymak için. Şimdi müezzin saldırıya uğruyor. Saldıranları CHP'li milletvekilleri hurra mahkemeye gidip savunuyor. Buna bugün saldıranı... onlar para cezasına çarptırdı sadece biliyorsunuz değil mi? Tabii yani İstanbul'daki olaydı evet. Maalesef. Kemal Bey'in milletvekilleri ve Kemal Bey buna saldıran, bu genç kıza saldıran, başörtülü genç kıza saldıran o manyağı ceza alması için bir... Bakalım mahkemeye gidecek. Mahkemeye gidecek bir eylem ortaya koyması gerekiyor. Ama önemli değil. Kemal Bey 17 Nisan sabahını satın alma derdine düşmüş. Evet. Sakin ol. Şimdi 28 Şubat dedin hazır. 28 Şubat'ta bu saldırının benzeri yasal şekilde yapılıyordu. Tabii. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta diyor ya. Evet. Yasal şekilde yapılıyordu. Ve ondan sonra bu sadece üniversitelere, üniversite alanlarına değil, kamusal alan tarifiyle genişletiliyordu. Ve en son gelinen nokta şuydu. Kamusal alan polisin kimlik sorduğu ve sorduğu zaman cevap verilecek olan her alandır. Örneğin zilinizi çaldı, polis size kimliğini soracak. Evinizde eşiniz örtülüyse ya da bir hanımefendi evde örtülüyse başını açmak zorundadır. Çünkü polis kimlik soruyor, orası kamusal alandır. Evin içine giriyorsa, evin içinde herkes eğer başörtülüyse başını açmak zorundadır şeklinde yasal bir zorbalık vardı. Şimdi 28 Şubat en yakın tarihte biz bunu yaşadık. Ama sadece 28 Şubat değil de hatırlayalım 80'lerden itibaren, Özal döneminden itibaren üniversitelerde bu sorun zaten devam ediyordu. Erdoğan tez için kamusal alan tarifiydi bu. Bu dediğim. Evet. Evet. Yani güya hukukçu, anayasacı bir insanın ya. Kamusal alan tarifi. Özal döneminde 80'li yıllardan itibaren devam eden yasal bir saldırı vardı. Ama teröristse bu. Hendek kazmış, bir evde saklanmışlarsa ve devletin askerini, polisini şehit ediyorlarsa onlarla mücadele eden devlet de
katil devlet oluyor. Tabii. Ama burada ben esas denkleme getirmek istediğim nokta şu. Cumhuriyetimiz 1923'te kuruldu. 23'ten beri geliyoruz. 37'de laiklik kabul edildi. O süreci devam ettirerek günümüze geliyorum ben. Diyorum ki yakın dönemde travma sayılabilecek örneklerini yaşadık başörtüsüne saldırının. Şimdi biz başörtüsüne karşı bir saldırı gördüğümüzde ister istemez o dönemleri hatırlamamız mümkün. Doğal olan da budur. Örneğin siz bugün Berlin'de veya Viyana'da bir Yahudi'ye bir faşist sırf Yahudi olduğundan dolayı saldırdığı zaman büyük yangını hatırlar insanlar ikinci Cihan Harbi'ndeki. Saldırmasına gerek yok. Doğaldır. Söz söylesin yeter ki. Söz söylemesi tabii. Bile. Aynı şekilde Türkiye'de böyle bir saldırı bize ister istemez o dönemleri hatırlatır ve Türkiye'de bütün bunu, bütün gündemleri bir kenara bırakıp konuşma hakkımız var. Ama tam tersi oluyor. Şimdiye değin böyle bir geleneği, böyle bir dönemi olmamış hiçbir şekilde başı açıklara saldırmanın sistemli halde, hatta devlet eliyle yürütüldüğü bir dönem olmadığı halde o minibüs ya da otobüsteki mini etekli hemşireye yapılan o bir saldırının üzerinden ne oldu? Kıyametler kopartıldı. Şunu anlıyoruz biz. Türkiye'de algı faaliyeti kim ne derse desin biraz sonra konuşalım onu. Aynı şey sistem üzerinden devam ediliyor. Baştan sona yalanlar üzerine kurguladıkları yalanları savunarak üstünlük sağlamaya çalışan bir kampanya yürütülüyor. Baştan koca koca adamlar televizyona çıkıyor bizim Mehmet Bekaroğlu dahil. Bu sistem diyor Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ilelebet dokunulmazlık veriyor. Gülleyen yalan yani hepsi yalan. Bak onu söyleyeyim buralara geleceğiz belki. Şimdi ne yaptı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu şunu yaptı. Baktı ki ben 10 seçime girdim. Ondan fazla da ben yaklaşık söyleyeyim. Ahmet kaç seçim? Bilmiyorum ya. Yani, Tayyip Erdoğan'a 13 tane en az seçim kaybetmiş. Şimdi yine kaybedeceği çok doğal, normal ve kontak kapattı. Ben bunu konuşmamız gerekiyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kontak kapattı. Baş vekalet verdi. Şu anda bir vekaleten süren bir durum var. Kontak kapattı ne? Ben bunu bir aforizm olarak söylüyorum ama bir gerçeğe de tekabül ediyor. O da şudur. 4 seçim yapacağını söyledi ve neredeyse bir kenara çekilir şekilde sadece belirli yalanlar üzerinden algı faaliyetini yürüterek vekalet verdiği insanlar üzerinden kampanyayı sürdürüyor. Diyeceksiniz ki başörtüsünden niye buraya geldiniz? Şuradan geldim. Bunlar hala bir algı faaliyetinin üzerinden devam ediyor da onun için. 2 numarayı verin. Saadet Tuna'yı destekleyeyim hadi. Erzincan'da cemevini ateşe verdiler. Bu da Cumhuriyet'in. Cumhuriyet'in algı operasyonu. Şimdi bu ülkede terörle mücadele ediyoruz. Değil mi? Niye terörle mücadele ediyoruz? Ülkemizin bekası için. Toplumumuzun huzuru için, refahı için, güveni için, insanlar ölmesinin için yahut terör desteği söylemle mücadele ediyoruz. Niye? İşte terör meşrulaşmasının için bir nefes. Peki bu algı operasyonlarıyla, bu olayın aslı şu, Erzincan'da bir ruh sağlığı yerinde, yani bir deli diyeyim, bir deli çocuk gidiyor, yani cemevi olduğunu bilerek falan değil, cemevi ateşe veriyor, mevzu bu. Bunu Erzincan'da cemevini ateşe verdiler diye Cumhuriyet ateşe algı operasyonu gidiyor. Ateşe yangına körükle geliyor. Şimdi bu, biraz önce anlattığımı tamamlayacak olduğum şeye de tam sırası tabii geldi. Aha. Onunla ilgili bir şey daha söyleyeyim ki bitmiş olsun benim sözüm. Eksik kalmış oluyor o da şudur. Bu algı faaliyetin etrafında sürekli gündeme getirdikleri şey şuydu. Şayet bunlar iktidara gelirlerse ki geldiler kaç yıldan beri iktidardalar. 15. Hepimizi zorla örtecekler, zorla bizi istedikleri kalıplara dökecekler şeklinde bir propaganda yapıyorlardı. 15 senedir böyle bir şey olmadığının kanıtı ortada. Ben şimdi bu saldırılar olunca bu taraftan insanların şunu söyleme hakkı doğuyor. Bu algı faaliyete karşı siz istediğiniz iktidarı ele getirdiğiniz zaman 28 Şubat'ta gibi tekrar başörtüleri insanların başına çekip alacak mısınız? Tekrar yaz tatillerinde çocukların Kur'an okumalarını bile yasaklayacak mısınız? Bunu tabii ki bla bla bla. Yani biz bir gün örnek verebiliriz. Tabii. Yani esas burada bu sorgulanması gerekiyorken hala
münferit bir olayın üzerinden 15 yıldan beri iktidarda olan ve her şeyiyle kanıtlayan ve tarihsel akışı içinde böyle bir olumsuz örneği olmayan bir siyasi hareketi bir minibüsteki hemşire örneğinden mahkum edebilecek bir algı faaliyeti yürütülüyor Götürüm. Türkiye'de. Evet. Şimdi Ahmet Kekeç'e şöyle atayım sözü. Şimdi biraz önce Salih Tuna dedi ki CHP kontak kapattı. Referandum ihalesini bir taşeron firmaya verdi dedi. Fethullahçılar aldı. Yok, sadece Fethullahçılar değil. Hayır, bu işleri Fethullahçılar çok köpürtüyorlar. Çok köpürtüyorlar, tabii. Tamam. Şimdi ben diyorum ki sana, mesela bir çırpıda 3 tane örnek saydık. 1. Doğan grubu sürekli İslam'a saldırıyor. 2. Cumhuriyet gazetesi çıkıyor diyor ki Cem Ev ateşe verildi. 3. Bu başörtülü kıza saldırılma meselesine ilişkin az önce Hürriyet'in tavrı konuştuk. 4. İrfan Değirmenci'yi işten attılar yok hayır dediği için. Orhan Pamuk'un röportajı bilmem falan şudur budur. Acayip bir üslup, çirkin bir üslup falan. CHP kontak kapattı. İhaleyi kime verdi? İhaleyi kime verdiğinin sorusunun cevabı şurada. İşte yok bunaldık diyenler var. Efendime söyleyeyim. Üslup müslup tartışmaları kendilerince çıkaran tipler falan var. Yahut buna benzer şeyler yazıp çizenler var. Şunlara ilişkin bir tek kalem darbesini yani şeyi kastediyorum. Kalemini bir böyle oynattıklarını niçin görmüyoruz biz? Kimin kalemi? Ha şey. Bu birilerinin. Birilerinin. Bu birilerinin ayılıp bayılıp bunalanların efendime söyleyeyim. Milletvekili yapılmadığı için Erdoğan'a evet. söyleyemediğini sana bana söyleyenlerden falan var. Evet. Yani al sana üstlük işte bak. Şimdi şöyle genişlettim mevzuyu yani. Tamam şöyle bir şey de var. Yani bu ihaleyi kim aldı? Bu ihaleyi Fethullahçıların başını çektiği. Özellikle bunlar sosyal medyada çok faal durumdalar. Bir grup aldı bu ihaleyi ve medyanın bu kesimi aldı. Şimdi Hürriyet gazetesine baktığımızda belki oturup böyle saatlerce konuşabileceğimiz bir sürü malzeme bulabiliriz. Çok. Yani yayınları 28 Şubat'taki refleksleri neyse ya da darbe ve muhtıra öncelerindeki refleksleri neyse aynen devam ediyor. Sana da bir parantez açayım genişlesin diye. 5 numara. İrfan Değirmenci yok hayır demiş diye bir algı operasyonu oluşturmak için onun işine son veren Doğan Medyası Emin Çapa'yı yani 15 Şubat şehitlerine hakaret eden ve şu tweet'i atan dolar 3.46'yı açtı ne oldu dolar sevgisi vatan sevgisini geçti mi tanklar önüne yatarız dolarımızı satmayız mı kahramanlar nerede falan. Gibi bu 15 daha kötüsünü daha berbatını getirdi. Yani İrfan Değirmenci böyle çok rigid tavırlar olan biri değil. Rahatsız eden üsluba sahip biri değil. İşte hayır dediğini ya işte yorgun bir ekran falan yani. Yorgun ya bitmiş bir ekran. Yani şey değil. Bizdeki penguen mekanizması aynı. Tabii. Karşılıklı mübazağa var orada. Doğru. Gezide de penguen'i birlikte yaptılar. Şimdi bu İrfan Değirmenci ile ilgili şöyle bir açıklama yaptılar. Çok tepki toplayınca mesela ben şöyle yazdım kardeşim İrfan Değirmenci'yi atıyorsan orada hayır diyen garsonlar. Bir sürü adam var. Bir sürü adam var. Yani başta o garsonluk yapan şahıs olmak üzere akşama kadar böyle tezbirat bir sürü. Hayır. Yani evetçiler itibarsızlaştıran. Evet küfreden, diyenleri niye atmıyorsun? Evet diyen ayrıca var. Tabii yani canım. O ha. Kendisi. Çekirge. Şimdi bunu yani bu soruları şey yapmak için. Boşa çıkarmak için kendilerince şöyle bir şey geliştirmişler. Şöyle bir savunma geliştirmişler. Diyorlar ki ekran tarafsızlığı biz köşe yazarlarından istemiyoruz. Yani köşe yazarları taraf olabilirler. Yani Fatih Çekirge ya da o garsonu kurtarmak için köşe yazarlar tarafsız olmak zorunda değildir ama haberciler ve televizyoncular tarafsız olmak zorunda. İyi de ana haber sunuyor. Kurnak ya. Kurnaz ya bu adamlar. Şimdi dediğin gibi ana haber sunuyor. Ana haber sunuyor. İkincisi zaten problem habercilerde ve televizyoncularda.
Hürriyet gazetesinin herhangi bir haberine, o haberin diline, üslubuna bak, problemsiz bir haberi var mı Hürriyet gazetesinin? İşte Sadık Bey'in yani bir çırpıda. Yani ben 3 gün şurada tepeden yoktum. Tepeden tırnağa. Bir çuval malzemeyle döndüm yani. Yani burada kendilerince kurnazlık yapıyorlar. Ben de yarın şunu yazdım. Yani bilmiyorum. İşte Hürriyet yayın ilkeleri, Doğan yayın ilkelerinde bir tarafsızlık tanımı yaptılar mı bu adamlar? Köşe yazarları hariç tutulacaksa garsonları ne yapacaksın? Yani garsonlar içinde aranan bir şey midir bu falan gibi. Yani böyle şey ya da müsait kurnazca açıklamalar var. Yani böyle espriye müsait açıklamalar yapıyorlar. Şimdi bir taraftan böyle bir şey devam ediyor. Bir taraftan da ama başkalarına şuna benzer bir çalışma var. Eleştirenler kendi fikirleri olmadığı için eleştiriyor diye şeyler var. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemine bağlı olarak onun arızaları, onun sonucu olarak ortaya çıkan arızalar gibi göstermeye çalışan bazı şeyler var, bazı tipler var. Bunlar AK Parti'ye yakın olduğu düşünülen kimseler. Hatta şunu söylüyorlar, yani bu öyle bir tarif getiriyorlar ki bizim 16 Nisan'da oylayacağımız sistemin bir delilik olduğunu. Yani geçici olarak işte şey yapılsın, Erdoğan için çıkarılsın falan gibi saçma sapan şeyler yazıyorlar. Yani bunun, yani Türkiye'deki cari tartışmaların ya da kutuplaşmaların ya da işte bu tür problemlerin başkanlık sistemine bağlı arızalar olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Bu yani 100 senedir problem olan meseleler bunlar. Yani orada 16 Nisan'ı itibarsızlaştıran da bir şey var, çalışma var. Bir taraftan FETÖ'cüler, bir taraftan içimizdeki o arkadaşlar, o şahıslar. Şimdi bir taraftan yıllarca, da işte bu Hürriyet gazetesi. Yıllarca mevcut bu sistemin dişliler arasında ezilmiş, yıllarca mevcut bu sistemin dişliler arasında ezilmiş, inim inim inlenmiş, Erdoğan düşmanlığı nedeniyle diyor ki aman bu sistem gitmesin diye sıkı sıkı sarılmış. Hiç buradan okumak daha doğru değil mi? Bu sistemin dişleri arasında herkes gibi 80 milyon gibi ezilmiş bir... Şimdi bu sistem gitmesin diyenler tabii ki var. Şimdi bunların gerekçeleri farklı farklı olabiliyor. Hayır, demin söylediğin örnek üzerinden söylüyorum. Başkanlık gelirse işte bir... Şimdi bu sistem gitmesin diyenler bir defa eski vasilerle, daha doğrusu vesayetçi sistemin unsurlarıyla işte teşkil mesai halindeki tipler, kimseler. Bunlar için bir iktidar alanı bu. İkincisi, bu sistemi arıza olarak sunan ve AK Parti'ye yakın olduğu düşünülen insanların gerekçesi de muhtemelen herhalde bundan sonra alan bulamayacakları için böyle yaklaşıyorlar meseleye. Evet. Yani herkesin gerekçesi farklı olabilir. Suya Cömert. Evet. Şimdi senin o başörtülü kıza yapılan, başörtülü öğrenciye yapılan saldırı konusunda, keza minibüste şortlu kıza yapılan saldırı konusunda söylediğin şeyleri gerçekten biz burada kendi kendimize hep paylaştık. Sen bilhassa sen en ağır ifadeleri de kullandın minibüsteki kıza saldırı yapan için. Şimdi şeye içinde kullanılabilir bu. Başörtülü kıza yapılan saldırı içinde kullanılabilir. Aynı ifadeler. Şimdi Kılıçdaroğlu burada aslında iyi bir şey yaptı. Yani ilk defa, benim hatırladığım ilk defa başörtülü kızın ailesini ziyaret etti. Uzaktan bakınca bu benim hoşuma gitti. Şimdi ifadelere bakıyorum. Şimdi kendi eski siyasi geleneğinin ifadeleriyle çelişen ifadeler. Niye sorun olsun başörtüsü? Yani herkes tabii ki benim kravatıma kimse karışamıyorsa başörtüsüne de karışmamalı, ötekine de karışamamalı. Ya ne güzel konuşuyorsunuz siz. Anayasa Mahkemesi götüren... Ya, yani, ülkede darbe oldu sizin önceki söylemeniz nedeniyle. Ya, yani 10 sene önce, 20 sene önce niye böyle konuşmuyordunuz siz?
Yani ya da 10 sene öncesiyle ilgili niye bir öz eleştiri yapmıyorsun? Ha, o, yanlış yani yapmıştık. Hayır 10 sene öncesinde niye gidiyorsun ki? Gezi'deki tabii, söylem tabii. Gezi'deki söylem nasıl yani, Gezi'de saldırılanlar birkaç adım geri 411 el kaosa kalktı. Tabii. Ama kendisi Kılıçdaroğlu hani Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü o 411 eli. Kendi bizzat kendi. 50 kişilik grupta imzası var. Şimdi yani demek istediğim şu. Bir şeyleri ekiyorsun. Sonra çıkan şey seni rahatsız ediyor. Biz neden böyle şu anda bir referandumu neden yapıyoruz? 367 icadını beraber çıkarttığın için. Evet. Yani hepiniz birlikte böyle bir icat çıkarttığınız için. Şimdi biz Türkiye olarak bir istikamete girdik. Ne zaman girdik? Bunu her defasında söylemişimdir. 2007 miydi referandumu? Evet. Cumhurbaşkanını halk seçer diye anayasaya o referandumla bu maddeyi Türkiye'nin 21 Ekim 2007. Türkiye'nin bu maddeyi anayasaya koyduğu günden gün biz başka bir sürece girdik. Bu süreci biz anlamadık yani toplum olarak söylüyorum. Uzun zaman anlamadık. Aynı tas, aynı hamam devam edecek diye düşünüyorduk ki şey geldi, mevsim geldi çattı. Gittik Cumhurbaşkanı seçimi için, işte Ekmeleddin İhsanoğlu vardı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardı, gittik oy verdik ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sadece biz değil, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçti. Şimdi eskiden Cumhurbaşkanı'nı ikinci dereceden şahıslar seçiyordu. Yani dolaylı oyla milletvekilleri seçiyor, vekilleri de Cumhurbaşkanı'nı seçiyor. O oyun etkisi ile milletin doğrudan doğruya verdiği oyun etkisi aynı değildir. Milletin doğrudan doğruya verdiği oyun şeyi daha kuvvetlidir. Yani enerjisi daha fazladır yani. Onun kuvveti daha fazladır. Türkiye bu yola o zaman girdi ve bu yol er veya geç şey olacak. Böyle sonuçlanacak. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı'nın memleketi gerçekten yönetme yetkisine sahip olduğu bir ülkeye dönüşecek. Konuya dönersek? Şimdi konumuz zaten bu. Konuya şimdi döndüm zaten. Yani bir zaman bir şey yapıyorsun, milletle kavga ediyorsun, milletin değerleriyle kavga ediyorsun falan filan. Ondan sonra şey oluyor. Türkiye dönüşüyor, değişiyor. Senin o şeyinle, Jacobenliğinle falan mücadele ede belli bir noktaya geliyor. Bütün bunlar senin kendi fiillerinin eseri. Şu anda şikayet ettiğin bir şey varsa o da sonuçta senin kendi fiilinin eseri. Yani 367 saçmalığının üzerinden geldik. Yani bütün bu sakıncalar o süreçlerde görüldü. Şimdi böyle bir sistemin önüne geldik. Yani ve Türkiye bu yola girdi. Bu şekilde neticelenecek. Benim hissiyatım bu doğrultuda. Yani şeye gelince insanların evet verme, hayır verme falan filan. Yok. Yani bu algı operasyonlarından geldik ya buraya. Hürriyet'in tavrından geldiği evet. Algı operasyonları, Cumhuriyet'in şeyi, Emin Çapa, İrfan meselesi, hayır dedi diye kovuldu. Şimdi buralarda da şöyle bir şey var. Ben bizim toplumumuzdaki insanların Hürriyet gazetesinde veya başka bir gazetede muhabirin veya editörün başlığa koyduğu bir lafı yutacağını, yiyeceğini hiç düşünmem. Hayır, o lafı kimin yiyeceğinin önemi yok. Kimin satın aldığının önemi var. Hüsriye Hocam. Şimdi Cemevini ateşe verdiler. Yok tamam ben ben yemem onu, altında mutlaka bir şey vardır derim ama onu satın alacak adam var yani.
O dediğine katılıyorum. Yani Cem evini ateşe verdi mesela, falan filan çok şey, yani tahrik edici bir başlık. Ama sonuçta mesela bilmem neyin anlaşılmaz bir ifade vardı. Ya orada. Aleyna neydi, Aleyna Tilki mi falan birisi. Yeminle hiç bakmadım ama şu hafif bir şey biliyorum onunla ilgili. Yani hafif böyle hiç dikkatimi çekmedi ama gündeme falan geldiği için söylüyorum. Şimdi yaşı küçük sahne alıyor bilmem ne vesaire falan. Evet. Son derece yani yaşına uymayan davranışlar falan bu. Şimdi bunu savunuyor. Evet. Bunu savunuyor. Ama öbür tarafta 17 yaşındaki biri evlendi diye üzerinde tepiniyor. Tamam? Evet. Çocuk gelin hikayesi. Çocuk gelin hikaye. Bunu savunmuyorum ha, yani çocuk gelin falan savunduğum falan yok. Evet, evet. Benim söylemeye çalıştığım başka bir şey yani. Ya görmek istemeyince görmüyor hiçbir şekilde. Görmek istediğinde şimdi, böyle projektörleri yakın. Burada tepiniyor. O ilk söylediğim televole objesinin cilalıyor, arkasında duruyor, savunuyor, bilmem ne yapıyor ve özenti oluşturuyor. Evet. Tüm bu gayrimeşruluğa. Ama öbür tarafta İşte 17 yaşındaki birisi evlendi diye de oradan başka bir, yani sanki bunun İslam'la alakası var bilmem ne falan gibi başka şeyler yapıyor. Evet, yani bu yaklaşım, bu bakış açısı yerli, bu milletin içinden olan birilerinin bakış açısı değil. Yani kendi toplumunun dejenere olmasını istemezsin. Başka bir toplumun dejenere olmasını da istemezsin ama o kadar umursamazsın yani. Şimdi burada da aslında haksız, yani faullü diyeceğim ama az gelecek, ahlaksız bir mücadele tarzı, yani bu tür şey noktalara, üstelik de yalanı ve hileyi kullanarak toplumun hassas noktalarına yönelen bu tahrikkar saldırılar, yok işte Cem evini yaktı falan filan, yani tehlikeli işler, yerli işler değil yani. Hasan Öztürk? Şimdi birincisi CHP'nin tavrından başlayıp Hürriyet'e kadar geleyim kısa. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtülü kızın evini ziyaret etmesi, o darp edilen kızın evini ziyaret etmesi, Anayasa Mahkemesi'ne gitme kararıyla beraber düşünülmesi gerekiyor. Gitmeme kararıyla. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz diye hem kendi ağzından hem partisinin diğer organları tarafından, elemanları tarafından, sözcüleri tarafından dile getirilmişti. Bir anda bundan vazgeçtiler. Anayasa değişiklik paketini Anayasa Mahkemesi'ne götürme kararından vazgeçtiler. Ve bunun hemen akabinde başörtü mağduru ya da şöyle başörtüsünden dolayı dayak yiyen kızın ailesini ziyaret etmesi. Bunu ikisini beraber düşünmemiz gerekiyor. Çünkü CHP muhalefeti görünmeyen ellere bıraktı. Biraz da sureti haktan görünen ama her fırsatta veya her bulduğu fırsatta bir şekliyle içindeki nefreti ya da kini boca edenlere bıraktı diye düşünüyorum. Bunu açabiliriz. Devam edeyim. Buraya açsana biraz. Bu çok yani konuşacağımız bir şey ve konuştuğumuz da bir mesele. Hani şöyle bir şey. Ahmet örnek vereceğim. Şimdi isimler endişeli İslamcılar şimdi falan gibi bir isim falan vermeden gideyim. Ben şunu söylemek isterim. Çok iyi biliyorum. 7 Haziran ile 1 Kasım arasında işte daha seçim kararı alınmadan önce işte ama koalisyon ihtimalleri kalmamış ama Türkiye işte hükümetsiz kalmasın diye Cumhurbaşkanı tarafından bir hükümet kurulmuş ve 1 Kasım'a doğru gidilirken bir anket şirketinin başındaki muhterem sürekli şunu yaptı. Seçime gerek yok, aynı sonuç çıkacak. Seçime gerek yok, aynı sonuç çıkacak. Seçime gerek yok, aynı sonuç çıkacak. Bu muhterem, bugünlerde o kadar revaçta ki mesela sürekli
bahsettiğimiz grup açısından yani Hürriyet satın eleştiriyor. Hürriyet yani Doğan grubunda da başka mecralarda da çıkıp yine ince ince bu model üzerinden yani yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet etme modeli üzerinden konuşulurken savunuyor gibi durup pat diye bize bambaşka şeyler söylüyor. Şimdi ben lafı evirip çevirmeden direkt söylerim. Ha, ben söylemiyorum biraz. Yok böyle. Seni kastetmedim. Yani kimseyi kastetmedim. Anladım. Şeyi söyleyeyim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dediğin ya ikisini birlikte değerlendirmek lazım. Doğru. Yani Anayasa Mahkemesi'ne gitmedi. Ve diyor ki gitmemizi bekliyordunuz öyle değil mi? Sen kendin dedin. Bir de sonuç alamayacaksın ve, yani. Ve gitmedik doğru. Bakın. Siz diyor bunu tartışamayacaksınız artık. Yani bir bu iki o kızın evine gitti. Mücadeleyi de yani şeye karşı, referanduma karşı hayır mücadelesini Ahmet Taş getirene bıraktı. Tamam sen yap dedi. Ben işte senin yolunu fazla açayım. Önem atfetmek için değil. Sen bir simge olarak simge olarak yani, söylüyorum. Onun gibi o, yani o ve avanesi diyeyim yani. Şimdi yoksa nedir Ahmet Taş getirene hayır desen ne olur? Evet. Devam edeyim. Beni anladın. Yani o mesela o muhterem çok önemli. Yok kışkırttığın için olarak şey devam edeyim. Dolayısıyla CHP biraz ilk başta açtığın konuda sana katılıyorum. Sana mı? Bir dakika. Ama insicamı bozmayın yani. Niye konuşmadın da şimdi ben konuşurken sataşma diye lafa giriyorsun? Turgay sataşmada bulundu da. Amenna da yani ben konuşayım öyle mi? Tamam eyvallah. Yani şimdi CHP sana katılıyorum. İlk cümlen oydu. 16 Nisan sonrasını yani Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan sonrasını satın almaya veya ondan sonraki pozisyonunu güçlendirmeye çalışırken görünmeyen ya da sureti haktan görünenlere tabiri böyle kullanalım bırakmış görünüyor muhalefeti. Bu da bir mekanizma çalışıyor, işliyor yani orası. Üçüncü bir mesele, bakın bütün bu tartışmalar sırasında bir şey unutturulmaya çalışılıyor. Bu son derece ben önemsediğim bir mesele. Biz 15 Temmuz'da çok büyük bir badireden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bu milletin kurucu halk iradesiyle topyekün direnciyle bir badireden kurtulduk. 15 Temmuz darbe ve iç işgal. FETÖ'nün elemanları üzerinden yapılmak istenen darbe ve iç işgal girişimini bu millet durdurdu. Şimdi biz yeni dönem mi? Yani Cumhurbaşkanlığı modeli diye karşımızda duran ve AK Parti ile MHP'nin uzlaşarak yani bir koalisyon anlamında söylüyorum. İkisinin anlaşarak beraberce hazırladığı bir sisteme 15 Temmuz'dan dolayı en büyük de 15 Temmuz'dan dolayı gidiyoruz. Bakın uzun zamandır evet doğrudan Cumhurbaşkanı seçilmesi meselesini gördük. Mutlaka sistemde bir değişiklik yapalım diye konuşuyoruz ama biz topyekün bir anayasa değişikliğiyle bunu yapmak isterken 15 Temmuz'dan sonra elzem bir durum. Bakın artık elzem bir durumla karşı karşıyaydık. Onun için yani beka sorunu diye boş yere söylenmedi. Bu cümle bana ait değil. Yine Cumhurbaşkanı'na ait. İşte efendim seferberlik ilan ediyorum cümlesi yine ona ait. O günden bugüne yaşadığımız süreci hatırlayalım ya. O geceyi hatırlayalım yeter. O geceyi hatırlayalım. Sabah uyandığımızda 241 tane o gün sabah için söylüyorum. Şehit 1900 küsür tane gazi ve biz Cumhurbaşkanı perişan. Şimdi öyle bir süreçten sonra bugün Cumhurbaşkanlığı modeli. Peki bu işte hem CHP'nin terk ettiği, bıraktığı alanı dolduranların hem de işte Hürriyet gibilerin yani Doğan medyasının bu 15 Temmuz'u unutturmaya yönelik yoğun bir çabası var referandum sürecinde. Son olarak Hürriyet grubu ya da Doğan grubu ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Şimdi Doğan grubunun tavrını şuradan başlamamız lazım. Hani teröriste terörist diyemeyen bir kafa. Niye? Hatırlayın yine biz Çağlayan Adliyesi'ndeki o savcımızın şehit edildiği zaman o anda daha şehit etmeden önce
o teröristlerle yapılan röportajda bize bunu mecbur kıldılar ifadesiyle yayınlanan haberleri hatırlayın. Hatırlayın, bunları hatırlamamız lazım. Şimdi çok güzel bir tane tedavülden kalkmış, kullanım süresi dolmuş, raf ömrü tamamlanmış bir ekran yüzünü alaşağı ederken hani bir taşla iki kuş vurmak maksadıyla bu hayır oyu kullanacağını açıkladığı için alıyoruz gibi bir şeyle yapıyorlar. Ama çok güzel bir örnektir bence. 15 yıldır bu ülke battı, batıyor, batacak diye yayınlar yapan Emin Çapa gibi birini oraya koyuyor. Ama o tartışılmıyor. Ya böyle bir muhalif adam, yani eğer iktidar açısından söylesek, muhalif bir adamı oraya koyuyorsun kardeşim, hani sen hayır diyene diyorsun. Dolayısıyla şu taraf şu tarafından bakamaz mıyız? Emin Çapa'yı susturmak için hani bir kaide koydular ya ortaya, ilke. Ekran yüzü konuşamaz diye. Emin Çapa'yı susturmak için konuşmasın diye yapmış olabilirler mi? Çünkü sürekli bağlayıcı oldu şimdi. Sürekli konuşalım. Şimdi toparlayın, son cümle olsun. Gerçekten hani bu 16 Nisan'a giden süreçte biz zaman zaman Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör ve savaş tehdidine karşı ifade edilen asimetrik savaş kavramını bu sefer 16 Nisan'a giderken evet, hayır, işte efendim destek, karşı duruş platformlarında da yine asimetrik savaşta karşı karşıyayız. Niye bunu söylüyorum? Evetci, evet yani artık klasikleşti ya, bunu söyleyelim yani, isim söylemiyoruz ama gönlüm evetten yana ama duygularım hareket ettiğim zaman evet diyeceğim ama aklımla düşündüğüm zaman hayır demek geliyor içimden diyen bir kafa, o asimetrik savaşın aktörü olarak karşımıza duruyor. Onu da söylemek istedim. Bir de şunu söyleyeyim, İrfan Değirmenci'yi Aydın Doğan kovuyor. O da gidiyor Anıtkabir'e gidiyor, orada bir poz veriyor. Tamam mı? Şimdi abicim, sen Atatürk düşmanı bir patronla niye çalıştın o zaman bu kadar zaman? Ya Atatürk, evet, Kemalist'in niye çalıştın şimdi o zaman? Biliyorsun bizim Ülke TV'ye 14,5 milyar lira ceza kesti Rütük. Yine mi? Yani Rütük benim buradaki Hürriyet Gazetesi'nin logosuna ilişkin yaptığım eleştiriden. Ha. Hani Türkiye Türklerinin değildir diye başlayan tartışmada. Şimdi haksızlık etme yani. Şimdi ben anlamadım bak İrfan. Yani bu çocuk çok heyecanlı bir arkadaş, tamam mı? Ben bunun şeyini de hatırlıyorum. Bu çocuk... Ali Kırca, bir müsaade etsen. Ali Kırca bunu... Ama hep sana müsaade ediyoruz. Sen gerçekten özlemişsin. Mevzuyu açtım, yarım mı kaldı? Ali Kırca daha bu küçükken, 10-15 yaşlarındayken falan ekrana çıkarıyordu falan. Şimdi bu bir aileden, Kemalist bir aileden geliyor zannediyorum. Heyecanlı, problem yok. Heyecanlı olsun. İdeolojisi var bilmem ne vesaire falan. Şimdi be arkadaşım, seni Aydın Doğan kovdu. Haftaya gel burada konuşalım. Bak açık söyleyeyim, hani İrfan Değirmenci'nin sesini kimse kesemez. Kesebilemez. Biz onun düşüncelerini bu stüdyoda bizimle birlikte... Anıtkabir'in önünde yapalım programı, izin veriliyorsa. Evet, Anıtkabir'in önünde yapalım. Gelsin bize anlatsın İrfan Değirmenci. Be arkadaş, şimdi seni Aydın Doğan kovuyor, sen onu kabire koşuyorsun. Hayır, bir şey, Aydın Doğan kovuyor, bize saldırıyor. He, onu diyorum işte. Garip bir çocuk bu. Çok garip bir çocuk. Seni o kovdu. Çok heyecanlı. Biz de diyoruz ki niye kovdun? Gel, bize bak, niye saldırıyorsun? Ben diyorum ki seni kovdu ya, sen eğer düşüncelerini artık bundan böyle anlatamayacaksan, gel sana açık çek, bu programda anlat düşüncelerini bizle birlikte. Anlat. Yani seni Aydın Doğan kovdu, buna mukabil. Savunduğumuz gibi diyoruz ki Aydın Doğan haksızlık yaptı. Sana hayır diyenin yaptı. Kovuyorsan evet diyenini de kovman gerekir. Diyor. Aslında esasında hiçbirini kovma. Ha. Bırak kim evet, kim evettir, kim hayırdır. Yani bu kovma gerekçesi hadi değildir, de ayıptır bu. Bu ülkede bu çocuk bize saldırıyor. Bu ülkede bu kadar işsiz kalan adam var. İşten çıkarılan. Anıtkabir'e koşmuyor bunlar. Çok güzel. Şimdi işsizlik oranı da yükseldi. Tabii yükseldi. Düşünsene işten çıkarılan herkes Anıtkabir'e koşacak. Böyle şey mi var? Sen Aydın Doğan'a bir çift laf söylesene, seni kovmuş. Biri de demiş ki, ya kardeşim niye yani medya grupları için aynı şeyi geliştirmiyorsunuz? İşte orada da evet diyen var, hayır diyen var.
Niye herkes Doğan'a bakıyor ya kardeşim? Sen Hasan yayın, Öztürk, yayın, evet diyorum. Yayın ilkesi. Bir saniye. Yayın ilkesini ikare etmiş adamsın. Aydın Doğan demiyor mu biz tarafsızız? Diğerlerin böyle bir iddiası var mı? Kimi diyor ki ben işte Kemalistim diyor. Kimi diyor ben şu partiyi destekliyorum. Şimdi tarafsız diyen, buna göre yayıncılık yaptığını söyleyen tek grup sizin grup. Yani bu arızalar sizde baş gösteriyor ve insanlar size bakıyorlar. Şunu da söyleyelim. Yani bu son doğal değil mi? Kanun hükmünde kararnameyle, son kanun hükmünde kararnameyle hani kamu yayıncısı olarak TRT'nin dışındaki özel televizyonların artık işte efendim eşit süre tanıması falan filan da söz konusu gayet değil. Doğal bir şey. Biliyorsun hep ceza kesilirdi. Yani seçimler oluyor. İşte A partisinin mitingini ben yayınlıyorum. B partisininkini diğer televizyon yayınlıyor. Sen ikisini de niye eşit vermedin yani A, B, C parti? Parasını sen veriyorsun. İşte yani yayınlamadın diye bize ceza kesiyor mutlaka. Biliyorsunuz Astır'ın cezası. Burada söyleyelim. A Haber, TGRT, TVNet, Ülke TV, 24. İşte neyse yani aklıma gelenleri saymış oldum. Bütün kanallara yüklü miktarlarda belgesel, o da inanır mısınız içinde sigara görüntüleri olan belgesel gönderen bir Rütük'ten bahsediyorsun. Tuzak bir kurmuş, onu ama anlamadan yayınladığı zaman bir de orada ceza kitle. Ama YSK'nın kararıyla, biliyorsun Yüksek Seçim Kurulu'nun işte tartışılamıyor. Yani itiraz hakkınız bile yok yüksek mahkeme olduğu için. Şimdi yeni kararnameyle o da kalktı. Dolayısıyla gazeteci, bir televizyoncu çıkıp ben hayır diyorum ya da ben evet diyorum demesinden dolayı da hani kamu yayıncıları gibi, işte TRT'dekiler gibi ortada durmak zorunluluğu yok. Zaten öyle bir şey de olamaz. Bir 28 Şubat ürünüdür. Olamaz de ya. 28 Şubat ürünüdür. Yani o gün rahatlardı. Denetleme mekanizması kurdular. Niye kamu kuruluşunda çalışan şey evet ya da hayır evet diyemez mi? Bunu engelleyen şey. Şöyle yayın açısından yok, hani. Yok. Yayında değil. Yayını yapmış, çıkmış, gitmiş, evde oturuyor. Ki bu. Ben hayır diyorum diyemez. Bir şey söylemek istiyorum. Onu da engelleyemez. Hayır, ben onu kastetmedim. Evet. Geçen sefer de söylemiştim. Sonraki programlar için konuşuruz demiştin. Bu sefer de tabii ki çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğin için haklı olarak bizim de istifade ettiğimiz durumu anlattın. Ama biz şu sistem konusunu ne zaman tartışacağız? Yani şunun için söylüyorum. Bu sistem değişikliği, anayasa değişikliği, AK Parti'nin, Erdoğan'ın, şunun bunun meselesi değil. Bu Türkiye'nin meselesidir. Evet. İnsanlar hala bir yalan üzerinden propaganda yürütüyorlar. Ben çok ağrıma gidiyor bu. Yani örneğin bir Ürkücü'ye, bir MHP'liye şu sordurulabiliyor. Niye Erdoğan'ı destekliyorsun? Ya bu 18 madde değişikliğini MHP ile AK Parti oturdular. CHP'yi de davet ettiler. CHP katılmadı. Kendileri bir bir ortaklaşa uzlaşarak hazırladılar. Dolayısıyla şu andaki referanduma sunulan anayasa değişikliğinin altında MHP'nin de imzası var. Yani Devlet Bahçeli'yi niye destekliyorsun diyorsun? Bu böyle bir mantıksızlık olabilir mi yani? Zaten olacak. Bakın yine hepsi şu ana kadar konuşulan ne varsa, dile getirilen ne varsa hayır adına hepsi şu anda sistemle alakalı hiçbir şeyi barındırmıyor. Tamamıyla dışında sadece ve sadece halkı propagandası için yapılıyor. 2011'den itibaren bakın ne oldu? Her partiden üçer üye alındı değil mi? Dört partiden. Evet. Partiden oy oranı ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Ne oldu? 60 madde değişikliği konusunda anlaşıldı. Ne yaptı Kılıçdaroğlu? Geldi. İpe un serdi. Dedi ki dört lider de anlaşacak. Yani Bahçeli, Demirtaş'la anlaşması olmaz. İşte Kılıçdaroğlu dönemin başbakanı Erdoğan'la anlaşmazsa olmaz diye. Şimdi hayır diyen insanların şu andaki sistemin bir kriz ürettiğini biliyorlar. Yani şundan dolayı üretmiyor. Şu anda görülmeyen, yaşamadığımız sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Hakim bir iktidar var. O iktidarın kurucu lideri şu anda Cumhurbaşkanı ve almış oldukları oy %50'ye yakın bir oy. Hı hı. Bu sistem Türkiye'yi bir ileriye taşıması imkansız olan sistem zaten sorunluydu 12 Eylül anayasasından dolayı. Aslında vesayetçi bir sistem oldu 60 ihtilalinden beri belli, onları konuşacağız inşallah sonraki programda. Ama 2007'deki referandumdan sonra İşin içinden çıkılmaz hale geldi. Şimdi buna karşı bir önerim var mı? Yok. Şunu diyorlar, Türkiye'nin geleceğine hayır diyoruz biz diyorlar. Diyebilirler, böyle bir hakları var. Ama doğru
insanları yanıltmadan neye hayır neye evet dediğinizi bilelim, ona göre söylesinler. Yani şunu savunabiliyor insanlar, ya diyorlar ki diktatörlük gelecek bununla ya. Yani iki dönem başkan olma şansınız var. Yani diktatörlük vardı. Seçimle işte birincisi bu zaten, hani vardı. Hani vardı, İkincisi, daha ne gelecek yani? Yani diyorum ya, bir tane şu maddelerin üzerinde, sistemin üzerinde geçerlilik diyebilecek olduğumuz akla, mantığa uygun bir eleştiri yok hala. Niye biz bunu konuşmuyoruz? Bunu bir konuşalım. Tamam, önümüzdeki hafta konuşalım. İnsanlar bunu bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Yani şey zannediliyor işte, tamam Hasan Öztürk çok güzel söyledi. 15 Temmuz konusu çok önemli. Hasan Öztürk'ün söylediği şunun için önemli. Şayet hayır çıkarsa, ben kesinlikle söylüyorum, Fethullahçı terör örgütü hayır çıkarsa önce kaos oluşturulacaklar, sonra seçime zorlayıp, sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerine yaptıkları operasyonları derinleştirip tekrar bir koalisyon ortamıyla Fethullahçı terör örgütü kaldığı yerden devam edecek. Ben buna inanıyorum. Ama bundan maada konuşalım. Ya bu sistem olmayınca Türkiye önüne gidemez. Bitti yani. Kontağı kapatır. Şu andaki gitme şekli AK Parti'nin özel koşullarından kaynaklanıyor. Siz ne zannediyorsunuz? Niye atmıştı bu Ahmet Necdet Sezer kitapçı? Şunun için atmıştı. Yani herkes kitapçı konuş. Bu yetkiler, Ahmet Necdet Sezer'e tanınan yetkiler, o dönemde meclisi feshetmeye de, istediğini yapmaya da, kanun hükmünde kararname konumunu geçelim, devlet denetleme organizasyonuyla bütün bürokrasiyi denetlemeye hakim diye atmıştı. Ve her şeyi yaptı. Bunu şunun için söylüyorum. Ahmet Necdet Sezer sonuçta meclisin seçtiği bir insan olarak bunu göstermişti. Şimdi 367 karabetinden sonra 2007 yaşadık ve Türkiye'deki sistem bu. Bu sistemde Cumhurbaşkanı başka bir partiden, Başbakan başka bir partiden geldiği zaman zaten yürüme ihtimali yok. Kaldı ki çift başlık zaten yürümez. Ayrıca bu sistemin kendisi şu anda önceki sistemle, diyorlar ya parlamenter sistem. Parlamenter sistemde değiliz biz. Ne parlamenter sistemi? Böyle bir sistem yok yeryüzünde. Bunlara göre İngiltere'de parlamenter sistem oluyor. İki parti var. Ya yani bunları bir konuşmamız lazım. Tamam. Gürültünün içinden sörf yapıyorlar. Tamam. Bitirirken bir şey söyleyelim mi? Ahmet Kekeci. Şimdi sosyal medyada hızla yayılan bir şey var. Bir tane bu Mizah dergisi diye. Ha, gırgır. Şimdi bunu biz ekrana veremeyiz. Veremeyiz. Çünkü ağır galez küfürlerle dolu bir şey. Ama sözcüğünü biliyorsun. Ama sözcüğünün o. Ama şunu söyleyelim. Din mensuplarının. Ha, şimdi Hazreti Musa üzerinden korkunç, çok ağır, çok aşağılık bir şey var. Yani kapak yapmışlar onu, yani veya bir karikatür var. Bu kadar değil. Şimdi Hazreti Musa da bizim, Hazreti İsa da bizim, Hazreti Muhammed de bizim. Bütün peygamberler bizim. Bir tarafa bütün dinlerin kutsalları da saygı duymak bizim üzerimize düşen. Böyle bir şey olamaz. Bu basın özgürlüğü değil, bu mizah değil. Bu tamam, aşağılık. Kemal Bey'e bırakalım. Aşağılık bir şey. Ben onu görmedim. Sadece yani, şunu söyleyeyim. Söz konusu ettiği der ki Sözcü gazetesinindir. Onu Hazreti Musa'nın mucizesi, yani Kızıldeniz'i yarma mucizesiyle alay eden, ama bu alay ederken aşağılık küfürlerle dolu bir sözüm ona espri, karikatür yapmışlar ve onu da yayınlamışlar. Bu gerçekten hiç böyle basın özgürlüğünün filan içerisinde değerlendirilebilecek, mizah içerisinde bakılabilecek bir mesele değil. Ahmet Kekeci'ye bir dakikalık bir söz hakkı vereceğim, söz hakkı doğdu diye. Sataşma var dedi. Sataşma var dedi. Bence sataşma falan yoktu ya. Ne yani? Yok, söz almak için. Ay, benim insicamı bozmak için söyledi. Ben biliyorum. Şimdi ben de onun için bozuyorum işte. Ya ben de şimdi Salih Tuna'nın söylediği şeye ilaveten benim sataşma da kabul ettiğim o meseleyi, diğer meseleyi de, yani asıl olan meseleyi de, bizim 16 Nisan'da sandıkta oylayacağımız meseleyi de ne getirdiği, ne götürdüğü ve kimlerin hangi pozisyonu aldığı, bu pozisyonların ne kadar gerçek olduğunu konuşmamız gerekiyor. Tamam, buna eyvallah. Tamam. Sataşmaya. İyice, yani sataşma da bu çerçevede cevabını bulur diye düşünüyorum.
yani cevabını bulsun. Anlayabiliyor muyum? Yani sataşma nerede? Belki bana o zaman söz düştüğünde şöyle diyeceğim. Bu sataşmayı yetersiz buldum. Daha çok sataşın da diyebilirim yani. Bu tamam. Benim o zamanki tamam. tercihimle ilgili bir şey. Tamam. Ben öyle tahmin etmiştim zaten de. Ya. Çok iyiydi ya. Amerika git var ya. Senden korkulur. Evet. Geldik programın sonuna. Hepinize teşekkür ediyorum. Özlemiştim sizi. Sevgili dostlar. Seviyorum sizi. Evet tabii. Sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.